Hastaneye giderken tek düşüncem Murat'ın kurtulmasıydı. Onu bir kardeş kadar, hatta kardeşten çok severdim. Tanışmamız yıllar önce bir kazayla başlamıştır. Ölümden kurtarmıştım onu. İleride kaderin sinsi bir oyununa kurban gideceğimizi nereden bilecektik? Annemi kaybettiğim gündü. Koca dünyada yapayalnız kalmıştım. Mezarlıktan dönerken gözyaşlarımı gizlemeye çalışıyordum. Garip bir acı sarmıştı içimi. Oğlum! Yavrum, işim yok ya! Biricik evladımın hayatını sana borçluyum çocuğum. Ona bir şey olsaydı yaşayamazdım. Sen yalnız Murad'ımı değil, hepimizi kurtarmış oldun. İyiliğini ödemek için ne dilersen vermeye hazırım. Hiçbir şey istemem efendim. Madem ki öyle, bu meseleyi gidip annen ya da babanla görüşürüm. Ne annem var, ne baba. Kimin var peki? Allah'tan başka kimsem yok. Annem dün öldü. Madem kimsen yok, benim kardeşim olur musun? Murad'ın kardeşi, benim ikinci evladım olur musun? O günden sonra ayrılmaz iki arkadaş, arkadaştan da ileri kardeş olduk. Murad'ın iyi bir çocuk oluşu, açık yürekliliği, kalbinde başlamış olan yetimlik acısını daha çabuk unutturdu bana. Denizde oynamaktan, komşu bahçelerde meyve hırsızlığına kadar her şeyde beraber, omuz omuza, yürek yüreğeydik. Zeker atalar sizi! Kaçma! Elime de geçirirsen! Zafer Bey çok iyi bir insandı. Beni hiçbir zaman öz oğlundan ayırmıyordu. Onlara yük olmamak için çocuk aklımla türlü işler yapıyor, az da olsa cep harçlığımı çıkarmaya çalışıyordum. Mahalledeki çocuklar uçurtmalarını benden alırlardı. En güzelini ben yapardım. Deniz mevsimi gelince yine benim yelkenliler yarış kazanırdı. Bütün bu işlerde Murat yanımdan ayrılmaz, bana yardım ederdi. Mahalledeki çocuklarla çok iyi arkadaştık. Ama içlerinde kötü olanlar da vardı. Bazen Murat'a takılıp güç durumda bırakırlardı. Bense Murat'ı korur, abilik ederdim. Mahallede cam kırıp Murat suç işledi mi, hemen yardımına koşar, onu bekçi babanın elinden laf ebeliyle alıp kaçırırdım. Daha o zamanlar bile mahallenin en güzel kızlarıyla gezmekten hoşlanırdım. Murat ise ileride olmak istediği avukatlık edasıyla bu türlü davranışlarımdan ötürü beni suçlardı. Mahalledeki basket takımımızın yedek oyuncusu olarak ben ve Murat bütün maçları heyecanla izler, oyuna alınınca da dünyalar bizim olurdu. Seneler böylece geçti. İkimiz de ekmek parası dışında koşmaya başladık ama sporu da bırakmadık. Takımın as oyuncuları olduktan sonra bütün iddialı maçlarda oynar, en çok sayıyı da biz yapardık. Arkadaşını beğendin mi? Yakışıklı çocuk ama bir defa bile dönüp bana bakmadı. Yakından görürse bakar. Gül'ün arkadaşını nasıl buldun? Pek dikkat etmedim. Akşama dikkat edersin, çünkü beraber çıkacağız. Ben gelemem. Saçmalama. Yarın önemli bir davamız var. Hazırlanmam lazım. Ben yarın ölüm kalım savaşındayım. Patrona fiyatları indirttim. Bütün gazinocular düşman kesildiler bana. Ama gene de eğlenceden kaçamıyorum.
İş başka, aşk başka oğlum. Seninki ikisi bir arada. İnsan patronun kızıyla sevişince aşkla iş birleşir. Yok be oğlum. Aşk değil, arkadaşlık bizimki. Hakan'ı nereden tanıdın? Bizim gazinonun müdürü. Babam onsuz yapamaz. Sen de babamdan aşağı kalmıyorsun maşallah. Beşini bıraktığın yok. Bir de Murat, yapışık kardeşler sanki. Murat gelmiyor, su koyverdi. Aa, neden? Erkenden yatıp mışıl mışıl uyuyacakmış. İnanmayın, şaka yapıyor. Çalışacağım. İyi eğlenceler. Güle güle. Kardeşiniz yakışıklı ama kadınlara karşı sıkılgan. Öyle. Ama bir gün birine tutulursa fena tutulacak. Hadi gelin, çay içelim. Ben gelmiyorum, kusura bakmayın. Garip bir insansın Hakan. Sende ne var anlayamıyorum. Ne gibi? Sihir sanki. Yanındayken kendimi çok mutlu hissediyorum. Dünyanın en mutlu kızıyım sanki. Gerçek arkadaşlık huzur verir insana. Arkadaşlık kelimesini kullanman bana hakaret gibi geliyor. Aksine sevgilerin en temizi, en karşılıksızıdır arkadaşlık. Bana olan hislerine başka bir isim vermeni isterdim. Mesela ne? Mesela sevgi, mesela aşk. Niye cevap vermedin Hakan? Ben aşık olunamayacak kadar çirkin bir kız mıyım? Hayır Gül, güzel kızsın, iyi kızsın. Ama benim aşka vaktim yok. Bazen sana çok kalpsizsin diyeceğim geliyor. Bir erkeğin istikbali kalbinden daha önemlidir. Senin gibi romantik görünüşlü bir gencin sadece zenginliği düşünmesi tuhafıma gidiyor. Sen milyonlar arasında doğmuşsun Gül. Baban memleketin en tanınmış gazinocusu. Anacığımınsa dokuma tezgahı başında tutmuş sancısı. Fabrika koridorlarında gelmişim dünyaya. Güzel gözlerin kışın dondurucu soğuğunu kaloriferli apartmanların penceresinden görmüştür senin. Kışları kar sana eğlence olmuştur ama bana hep kabus gibi gelirdi çocukluğumda. Ben kışın kahredici ayazını kemiklerimde hissederek büyüdüm Gül. Ayakkabısı delik olanların yağmurdan nasıl tiksindiklerini bilemezsin sen. Akıllısın, hassas kızsın. Ama aç karnına yatmak ne demektir anlayamazsın. Kalbimin aşktan önce tedaviye ihtiyacı var Gül. O işi ben yapamaz mıyım? Yüreğimdeki yara parasızlığımın eseriydi. Onu ancak para, bol para iyileştirebilir. Zengin olmayı, fakirliğimin utandırıcı günlerini unutmak için istiyorum, anlıyor musun? Ya ruh zenginliği? Hayatta sadece para geçer Gül. Bunu parasızlıktan kahrolmayanlar bilemez. Biliyorsun, ben elektronik tahsil ettim. Ama daha kazançlı diye babanın yanında gazino müdürlüğü yapıyorum. Babam seni çok seviyor Hakan. Seni dahi olarak görüyor, övmekten göklere çıkarıyor. Ben de onu çok seviyorum. İyi insan baban, mert insan. Olmaz öyle şey. Bu rekabetten vazgeçmezsen ilk duran mezarlık olur Ahmet Bey. Ona göre biz hayatını tabut gölgesinde kazanan insanlarız. Ne ölmekten korkarız ne de öldürmekten. Ölüm Allah'ın emri Kenan. Ben tehditten korkmam. Ecel gelirse gelir zaten. Demek son sözün bu. Evet, zaten gazino işlerini Hakan'a bıraktım. Hiçbir şeye karışmıyorum. Öyleyse günah bizden gitti, gidelim. Pis herifler! Çocuklar! İlacım! İyi ki erken döndünüz, Ahmet Bey'e kalp krizi geldi. Nasıl? Çabuk bir doktor çağırın. Tam zamanında yetiştiniz. Son anlarımı en sevdiklerimin yanında geçirmek istiyordum. Hayır, hayır baba, doğru konuşma. Ağlama kızım. Gözüm arkada değil. Çünkü Hakan var. İşlerimi yürütecek, seni gönül ferahlığıyla emanet edebileceğim eşsiz bir genç. Beni seversin değil mi Hakan? Öz babam gibi. Son nefesimde senin bana gerçekten baba demeni isterdim. Çünkü Gül'ü sana emanet ediyorum. Uzat elini oğlum, sen de kızım.
Allah sizleri ayırmasın. Baba! Babacığım! Mümkün olduğu kadar zıplayacaksın. Bak böyle. Ver işte şöyle bak. Hop! Sayı. Ne var Hakan? Biliyorum patronun ölümüne üzülüyorsun ama dünya bu. Ölenle ölünmez ki. Benim ölümü kadar vasiyeti de üzüyor. Son nefesinde kızıyla evlenmem için söz aldı benden. Fena mı? Gül'le zaten arkadaştın. İyi kız, güzel de. Ama ben evlenmeyi düşünmüyordum. Öyleyse boş ver. Mecbur değilsin ya. Adamcağız ölürken öyle bir yalvarışla baktı ki. Mecbur hissediyorum kendimi. Köşkünüz balayı geçirmek için şahane bir yer. Mutluluk müjdeler gibi bir hali var. Hakan'ın yanında bir kulübede bile mutlu olabilirim. İnşallah yanılmıyorsundur Gül. Evlilik zor bir oyundur. Herkes bir şeyler umar ama çok azı bulur. Teşekkür ederim. Sonsuz mutluluğunuza. Biz de senin avukatlık stajını bitirmene. Yollarımız ilk defa ayrılıyor. Kalplerimiz bir olduktan sonra ne fark eder? Hakan sizi öyle seviyor ki kıskanıyorum. Öz kardeşimden daha çok severim. Hakan olmasaydı ben çoktan ölmüştüm kazada. Murat'ın da babası olmasaydı ben de ya açlıktan yolcu olmuştum ya da köprü altında serseri. Hayrola ya? Evliliğinizin daha ilk gününde komşu kızlar da mı gözün? Aklın hep karşı köşkte. En iyisi bu tarafın perdelerini kapalı tutmak. Niye? Orası baş düşmanımızın yuvası da ondan. Babamın katili Kenan'ın. Tesadüfün tersliğine bak. Tesadüf değil. Kenan babama nispet için mahsus satın aldı orasını. Vaktiyle yanımızda garsondu. Sonra hile, hırsızlık, dolandırıcılıkla tepesine çıkmaya çalıştı Ahmet Bey'in. Hakan olmasaydı babam mahvolmuştu. Hakan yamandır, onunla savaşılmaz. Katil Kenan ne düşünür bilmem ama ben onunla savaşacağım. Neyse, en güzel günümüzü acılı şeylerle zehirlemeyelim. Gül haklı. İçelim ve gülerim sadece. İzmir'e yolculuk ne zaman? Yarın. Murat ilk davasını İzmir'de aldı. Kazanırsın inşallah. Kazanacağım. İzmir'in en zengin tüccarı rakibimiz. En kuvvetli avukatları tutmuş. Muratsa bedava bakacak davaya. Niye? Namus davası olduğu için. Evli bir fukaranın karısını ayartmış oğlu. Murat aile meselelerinde çok titizdir. Hele namus konusunda. Çünkü namus toplumun temelidir. Nutkunu mahkemede atarsın. Bugün başka laflara paydos. Doğru. Sadece içip eğlenelim. Hakan? Hakan! Kaçtın mı sandın yoksa? Daha çok erken de. Havaalanına yetişmeliyim. Murat'ı yolcu etmem lazım. Ben de gelirim. İzmir'e girecek yolcuların 2 numaralı çıkış kapısından kiral geçişleri rica ederim. Davayı kazanıp yarının en büyük avukatı olacağına inanıyorum. Ben de senin yarının gazinocular kralı olacağına inanıyorum. Uçak kaçacak. Gidiyorum. Bu ilk ayrılığımız. Kopmamız kolay değil ama uçağa bunu anlatmak zor. Hadi. 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 Koşum benim. Arkadaşlarınıza hayranım. Beni de Murat kadar sevmeni isterdim. Senin yerin başka, karımsın. Ya benden bir gün bıkar ayrılırsan? Benden böyle bir şey nasıl umarsın? Yo, korkudan. Seni çok sevdiğim için saçmalıyorum. Korkma yavrum. Evlilik kutsal bir şeydir benim için. Sen de öylesin. Sayın Bay Yargıç, olayın genel durumu, tanıklar, memleketin en üstün avukatları, her şey, her olay aleyhimizde. Sanki hadiseler
şu masum gencin hayattan yediği zalim tokat yetmiyormuş gibi hayatının büsbütün mahvolması için düzenlenmiş. Evet, bir an sanığın yerine geçelim. Yeni evlisiniz. Karınızı seviyorsunuz. Bir yavrunuz var. Onların nafakası, onların mutluluğu için bir fabrikada gece işçiliği yapıyorsunuz. Herkes en derin uykusunda, en renkli rüyalarını yaşarken, siz dokuma tezgahının başında, uykusuz ve yorgun ailenizin geçim savaşını yapmaktasınız. Hayatın ağır yüküne karşı tek silahınız, alın teriniz ve namusunuz. Hey, yaşasın, yaşasın Murat! Ne oluyorsun Hakan? Murat ilk davasını kazanmış. Hem de memleketin en kurt avukatlarına karşı. Göreceksin, avukatların kralı olacak Murat. Sizin ilk davanız avukatlarımın son davası oldu Murat Bey. Onları kovdum. Kabahat avukatlarınızda değil, oğlunuzdadır beyefendi. Davanızda haksızdınız, kaybettiniz. Ben kendime haksız davalarımı bile kazandıracak sizin gibi zeki bir avukat istiyorum. Muazzam bir ticari filon, bir o kadar da derdim var. Yani yükselmeyi arzulayan bir avukat için bulunmaz bir fırsat. Sizi yanımdan ayırmamaya karar verdim. Ne yazık ki kararınızla baş başa kalmak zorundasınız. Teklif edeceğim paranın miktarını bilseydiniz cevabınız hayır olmazdı sanırım. Cevabım gene değişmezdi. Sebep? Ben avukatım beyefendi, satılık adam değilim. Müsaadenizle. Seninle bir pazarlık yapalım amca. Pazarlık sevmem bilirsin. Sonunda istediğine kavuşturacak her şeyi seversin. Yoksa yeni model bir araba mı istiyorsun gene? Bu sefer seninle aynı şeyi istiyoruz. Seni şaşkınlığa uğratan yakışıklı avukatı. Evet. Senin parayla elde edemediğini ben güzelliğimle kazanabilirim. Seni hiçbir şey için feda edemem Ayla. Feda etmeni değil, onunla evlenmeme razı olmanı istiyorum amca. Evet dersen Murat Bey benim kocam, senin de avukatın olabilir. İlk defa evliliğine hayır diyemeyeceğim bir erkek seçtin. Ah canım amcacığım benim. Ama deriyi görmeden paçayı sıvama, güzelliğine de güvenme. Çünkü Murat parayı bile hiçe sayan bir deli. Sen kabul edersen aşka kurban olabilir. İzmir'i çok sevdin galiba. Mahkeme bitti, hala oradasın. Bir toplantıya davet edildim de onun için. Efendim? Evet, bir kız. Bakıyorum davaya diye gittin, sosyeteye daldın. Dikkat et, böyle davetlerin sonu nikah masasında bitebilir. Sadece basit bir nezaket ziyareti. Korkma! Hukuk kitaplarım dururken kızlara kolay sıra gelmez. Büyük lokmaya büyük laf etme. Sen kanunlardan kadınları tanımaya fırsat bulamadın. Peki, peki, kızma. Şaka söyledim. Hoşça kal. Kızdırdın Murat'ı. Ona çocukmuş gibi davrandın. Murat bu konularda çocuk bile değil daha. Ağzı süt kokan bir bebek. Sen evlendin, o bekar mı kalsın yani? Hayır ama öyle saftır ki, yersiz bir izdivaç yapmasından korkuyorum. Murat mutluluğa layık pırlanta gibi bir çocuk. Şu küçük hanımı merak ettim doğrusu. Ha çocuklar aile geldi, bir şarkı isteriz aile hanımdan. Çok teşekkür ederim ama hazırlıklı değilim. Hadi kızım, misafirleri üzme. Sen bir yana, dünya bir yana, hadi. Artık inandım ben şansıma, seni çıkardı karşıma. Deli gibi aşığım ben sana, sen bir yana, bu dünya bir yana. Sen bir yana, bu dünya bir yana. Çalsın artık durmadan, çalsın sazlar. Gelin dostlar, gelin dostlar, kalbimizde dün var. Çalsın artık durmadan, çalsın sazlar. Gelin dostlar, gelin dostlar, kalbimizde dün var.
Sonunda erdik biz murada, darası başkalarına. Hayatımı veririm ben sana, sen bir yana bu dünya bir yana. Sen bir yana bu dünya bir yana. Bey, şeref verdiniz. Öylesine katı bir karakteriniz var ki davete gelmeniz memnun etti. Katı olmam kaba olmamı gerektirmez beyefendi. Beni çok sevindirdiniz. Ben daha çok sevindim. Tanıtayım, yeğenim Ayla. Beyefendiyi tanıyorum amca. Dünyanın en genç, en yakışıklı ve de en zeki avukatı Murat Bey'siniz. İltifatınıza teşekkür ederim ama aslında sadece baronun en acemi avukatıyım. İlk davamda o. Sonuncu davasında hala budalalık edenler olduğu gibi ilkinde dehasını gösterenler de çıkar. Sözlerinize layık olmak isterdim. Ama önce bir şeyler içmeliyiz. Müsaadenizle ben biraz misafirinizi çalacağım. Dikkat edin Murat Bey, Ayla tehlikeli bir arkadaştır. Tehlike böyle güzel olursa başımın üstünde yeri var. Başınızın üzerinde değil ama her zaman yanınızda olmayı isterdim. İzmir'de kalmayı kabul etseydiniz. Sen davayı kazandın ama biz seni kaybettik. Kısmette İzmirli olmak varmış. Hani İstanbul'a aşıktın, başka şehirde yapamazdın? En güzel şehir, sevgilisinin yaşadığı şehir gelir insana. Sen dünyanın öbür ucunda olsan, orasını severdim. Sen seversin de Murat nasıl sevdi, ona şaştım. Neden? Benim kalbim yok mu? Var ama kitaplar, kanunlar ve hukukla dolu. İnsanın karşısına kanunlardan da güzel bir kız çıkınca şaşırıyor. Aslında nasıl oldu bu iş ben de anlayamadım. Bir şarkı, bir dans, bir bakış... Ve evliliğe dalış. Yalnız nikâhıma gelmemenize üzüldüm. Biz de isterdik ama Hakan'ın işi malum. Korkunç bir savaşa girdik. Ama merak etme, idam kararını imzalarken kalbim seninle olacak. Zaten biz ne kadar uzak olsak kalplerimiz beraberdir. Arkadaşlığın ne demek olduğunu sizi görünce anladım. bu detaylar tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Hakan Bey. Planlar hazır mı? Hepsini hazırladım. Yalnız proje biraz pahalı olacak. İstanbul'un en lüks gazinosu olmalı burası. Masraftan, malzemeden, hiçbir şeyden kaçınmayın. Elimden gelen her şeyi yapacağım Hakan Bey. Çarpıcı renkler, bol ışık, nefis bir ses teşkilatı istiyorum. Anlaşıldı mı? Kenan gazinonun açılışını dört gözle bekliyormuş. Gazinom onun gazinoculuğunun mezarı olacak. Siz de bu mesleğin kralı. İstediğim krallıktan çok Ahmet Bey'in intikamını almak. Fotoğrafları getirdim. Müşteri kaçırmak için bulunmaz bir korkuluk. Evet, pek güzel değil ama sesi şahane. Ben önce güzellik arıyorum. Aradığım şarkıcı bambaşka bir şey. Kraliçeler gibi olmalı. Sesinden önce kendi nefes kesmeli. Hem temiz ifadeli hem dişi. Bakıldığı zaman insan büyülenmeli. Gelinlikle göz kamaştırıyorsun Ayla. Beni ömrün boyu böyle görmeni isterdim. Ölene kadar güneş gibi parlayacaksın gözümde. Hazırlan da bu akşam sabahlara kadar bir dolaşalım. Çok yorgunum Hakan. Neden yavrum? Her seferinde bir bahane buluyorsun. Bahane değil Hakan. Bilirsin gezmeyi sevmem. Peki, peki.
Murat neredesin? Okuyorum sevgilim. Güneş battı galiba. Ne güneşi? Yüzünde hep güneş gibi parlayacaktım hani. İlk gecenin sabahı kitaplar bana tercih edildi. Yerim başka ama yanında olsun isterdim. Seni ilk gecemizin sabahında kollarımda bulmalıydım. Yoksa kitaplarımdan mı kıskanıyorsun beni? Evet, kitaplarından ve her şeyden. Ben erkeğimin yalnız benimle uğraşmasını isterim. Ya mesleğim? Önce ben, sonra başka şeyler. Önce sen tabii, önce sen. Gül! Çabuk doktora telefon et! Gül! Ben var yavrum, Gül! Tebrik ederim Hakan Bey, yakında baba olacaksınız. Hayatta en çok istediğim şeydi. Teşekkür ederim Gül, bana dünyanın en güzel hediyesini verdin. Biliyor musun sevgilim, Hakan Emirvaki ile evlendi ama çocuğu olsun isterdi hep. Hakan, 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 mektup, mektup, mektup! Anlaşılan kanunları ve Hakan'ı dinlemek için evlendik seninle. Ne zararı var bunların sana? Kıskancım ben dedim Murat. Bir erkeğin hayatında yalnız ben olmak isterim. Kitaplarını da, arkadaşını da kıskanıyorum. Ama kendini bir görseydin. Şeytan görsün. Ne dersen de Hakan aleyhinde laf etme aile. Şaka bile olsa. Öyleyse sen de ne onunla ne de kitaplarla şişirme kafamı. Karım biraz hırçın ama eşsiz bir insan. Beni çok seviyor. Öylesine bir sevgi ki seni dahi kıskanıyor. Ama seni tanımadığı için ben onu mazur görüyorum. Gene neler yazıyor seninki? Aşkından başka yazacak bir şey kalmadı ki. Acemi çaylak. Anlaşılan yuları fena kaptırdı. Senin gibi tecrübeli olsaydı gizlerdi hislerini. Böylesi daha iyi. Murat hayatta bir defa sevecek tiplerden. Onun için karısına olan aşkı mutlu ediyordur onu. Hepsini bugün mü okumaya mecbursun o mendebur kitapları? Biliyorsun yarın hayati bir davam var. Mahkemede yatıp kalksan daha mutlu olacaksın. Niye üzüyorsun beni? Beni ihmal ettiğin için. İşle ihmal aynı şey değil yavrum. Sen kalbimin tek sultanısın. Her şeyimsin. Yükselmek, sana layık olmak için çırpınıyorum. Ben erkeğin şöhretini değil, kendini isterim Murat. Evliliğimizden pişman mısın gibi konuşuyorsun. Evet Murat, pişmanım. Havai bir kızım ama evlenmek için mazbut bir erkek aradım. Öyle değil mi? Gözüm beni görmedikten sonra neye yarar? Yanlış koca seçmişim. En doğruyu seçtin Ayla. Sana en bağlı, seni en seven erkeği. Ve beni hiçe sayanı. Plajda bile kanunları bana tercih edeni. Nereye? Denize gireceğim. Daha rahat çalışırsın. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz hep el ele vererek hayaller kurduğumuz kimi üzgün kimi gül neşeyle dolduğumuz o ağacın altını şimdi arıyor musun? Yeter! Aa, neden efendim? Hamamda sesine güzel sanan her kadın şarkıcıyım diye kafa şişirirse işimiz iş. Çok kabasınız. Belki öyleyim ama berbat bir sesle kafa ütüleyecek kadar şaşkın değilim. Hiçbirini beğenmiyorsunuz. Gazinocu ne kadar zor beğenirse seyirci o kadar kolay beğenir. Ama gene de Kenan'ın gazinosundan iyiyiz. Mühim olan iyi olmamız değil Azmi Bey, Kenan'ın yıkılması. Telefon efendim, hastaneden. Alo? Ne? Bir kızım mı oldu? Hemen geliyorum. Canım! Bana hediyelerin en güzelini verdin Gül. Mutlu günümüzün hatırası. Mersi Hakan. Yeni geceliğimi nasıl buluyorsun? Çok güzel şeker. Hakan'ın bir kızı olmuş biliyor musun? Bana ne?
Sen de istemez misin? İstesem bile herhalde bir kanun kitabı doğururum senden. Bu akşam çok yorgunum Hakan. Malum. Hep yorgunsun zaten. Aramıza tel örgü koysan daha rahat edersin. En iyisi ayrı yataklarda yatsak. Aynı yatakta ayrı olmamızdan daha iyidir herhalde. Kızma Hakan. Unutma anayım artık. Bazı konularda daha ölçülü olmamız gerek. Analık sence kocana düşman olmak galiba. Hayır ama çocuğumuz ikimiz için de birinci planda olmalı. Kızımı senden bile çok seviyorum ama gene de ikinci planda olmak istemem. Hiçbir zaman. Bazen kızıyorum sana Murat. Hayırsızsın. İzmir tamamen unutturdu kardeşliğimizi. Bazen çok yalnız kalıyorum. Dertleşecek kimsem yok. Allah'tan işim hareketli. Aslında bir deli işi gazinoculuk. Yıllar geçti, hala hayalimdeki bomba gibi patlayacak güzel şarkıcıyı bulamadım. Bir dansöz bulmak için bazen en adi turne sahnelerine kadar gidiyor, saatlerce bir sürü kadın seyrediyorum. Bizim iş kenarda kalmış kadınlardan şahane kadın yaratma işi. Programlarıma boyuna yenilikler koyuyorum. Durumum rakiplerimkinden iyi. Ama gerçekten mükemmel diyebilmem için rakiplerimin, bilhassa Kenan'ın yıkılması gerek. İşin en önemlisi ev. Biliyorsun, pek istemeden evlendim. Evlilikte bir çocuktan başka beklediğim yoktu. Kızım Yeşim mutluluğumuzu sağlayacağı yerde karımla aramdaki uçurumu büsbütün derinleştirdi. Şimdi onun kocası değil, evin bekçisiyim sanki. Ayrıca sinirleri de bozuk. Bir sürü hap alıyor. Her gün biraz daha kopuyoruz birbirimizden. Eğer babasına ölüm döşeğinde verilmiş sözüm olmasaydı çoktan ayrılırdım Gülden. Yani sen de ben de evliliklerimizde mutlu olamadık galiba. Birbirimizden ayrı da olsa şikayetlerimiz var. Ben karımın uyuşukluğu, ilgisizliğinden tedirginim. Sense seninkinin hareketliliği ve eğlence düşkünlüğünden. Hoş geldiniz efendim. Buyurun efendim. Avukat Murat Bey bir oda ayırtmıştı. Evet efendim, 12 numara, hazır. Kendisi gelmedi mi? Numara bıraktı, geldiğiniz zaman aramanızı söyledi. Bir dakika beyler, telaşa mahal yok. Alo, buyurun efendim. Murat Bey size. Buyurun, evet. Özür dilerim Ayla. Ani bir protesto ile karşılaştık. İdare heyetini toplamak mecburiyetinde kaldık. Bilmiyorum. Belki bu gece gelemem. Yok Murat. Artık bu iş mazeretin can sıkmaya başladı. 40 yılda bir tatil yapmaya kalktık, burnumdan getirdin. Ben eve dönüyorum. Şimdi kafanı kıracağım senin. Ben kral maral dinlemem, ayağımın altına aldım mı? Kazaklarını ayırırım. Yeşim ablaya selamlar. Şu yemeğini ye bakayım. Esat yahu, ne kadar geç yattığımı biliyorsunuz. Gürültüden uykum uyku uyuyamadım. Çok ama çok özür dilerim karıcığım. İdare heyeti toplantısı. Artık bu meseleyi kesin olarak halledelim Murat. Evleneli 4 yıl oldu.
Ve ben tam 4 yıldır inzivaya çekilmiş gibi bu evde yapayalnız yaşıyorum. Biliyorum şekerim, biliyorum. Ama işlerim başımdan aşkın. Biraz daha sabret ha? Sabretmekten sabır taşına döndüm. Madem mesleğinde bu kadar ihtiraslıydın, benim gibi bir kadınla evlenmeyecektin Murat. Yanlış izdivaç yaptık. Ben senin avukatlığının bekçisi değilim. Ama kalbim hep seninle dolu. Ne yapabilirim? Sadece amcanın davaları 24 saatimi alıyor. Ve karına verecek tek dakikan kalmıyor. Neden evliyiz Murat? Neden seçtim seni? Yalnız benimle ilgilenecek. Gözü dışarıda olmayan bir erkeksin diye. Ama gözünün bende bile olamayacağını kestiremedim. Sana taptığımı biliyorsun. Belki ama ben mabet değilim Murat. Tapılmak yerine ilgilenilmeyi tercih ederim. Ayla, sevgilim, inan her şey düzelecek zamanla. Artık çok geç Murat. Çünkü ayrılmaya karar verdim. Senin kanunlarının gölgesinde ihtiyarlamaya hiç niyetim yok. İstanbul'a gidip kendime yeni bir dünya kuracağım. Çocukluk ediyorsun yavrum. Belki ama aptallık edip ömrümü çürütmekten iyidir. Ayrılmamızda herhalde bana zorluk çıkarmazsın. Ben zor sevmem Ayla. Ama inan, öylesiye aşığım sana. Belki gösteremedim ama hayatta tek mutluluğum sensin. Hemen yuvamızı yıkıp boşanmaya kalkma. Gene aynı boşluk içinde delireyim yani. Pekala, git. Birkaç aylık ayrılık deneme olur bizim için. Kararı ondan sonra veririz. Ya sana dönemeyecek bir delilik yaparsan? O zaman ölürüm. Ama sana inanıyorum. Seni bütün bütün kaybetmektense bir ayrılık denemesine bile razıyım. Harika, nereden buldun? Bu işler biraz da kısmet işidir. Hırçın ve inatçı. Asıl ismini de saklıyor. Göreceksin, gazinomuzu ihya edecek. Şimdiden Hakan'ın paçası tutuşmuştur bile. Bir yerde ümit biter, solar laleler, güller. Aşk yalan, İnan bana, perişan hep gönüller. Ayrılmalıyız artık, gitmeliyim bu yerden. Saadet diliyorum sana bezen küllerden. Ayrılmalıyız artık. Reşat'ın gazinosunda yeni bir şarkıcı varmış. Duydum, müthişmiş. Tam aradığım gibiymiş, yazık kaçırdık. Kovalarsan yakalarsın patron. Senin elinden kaçmaz. Taptım sana, çok sevdim. Hep böyle kalacağım. Senin mutluluğuna uzaktan bakacağım. Ayrılmalıyız artık, gitmeliyim bu yerden. Saadet diliyorum sana beyaz günlerden. Ayrılmalıyız artık, gitmeliyim bu yerden. Yorgunum, korkuyorum. Bir bilinmez
giderim bu yerden. Saadet diliyorum sana beyaz güllerden, sana beyaz güllerden, sana beyaz güllerden, sana beyaz güllerden. Baksana yavrum. Buyurun efendim. Şu kartı Gülay Hanım'a ver. Peki efendim. Ver bakayım. En yükseklere layıksınız. Bunu görüşmek için yarın 10'da. Seni kandırmak isteyecek. Kim? Mühim biri mi? Gazinocu. Hepimizin rakibi. Mikrobun birisi. Krallığını korumak için her şeyi yapar. Ne kralı be? Büyük mü gazinosu? Farz et ki büyük. Gidecek misin yani? Bilmem. Belki. Peki ya biz? Sizinle hiçbir bağım yok. Evet, mukavelemiz yok. Ama silah mukaveleden kuvvetlidir. Çok rica ederim, damarıma basmayın. Beni ters bir hareket yapmaya mecbur etmeyin. Sizi ciddiye almıyorum. Neden? Kotra'da iş konuşmak garibime gitti de ondan. Niye geldiniz öyleyse? Patron gelmemi istemediği için. Demek söylenenin tersini yapmayı seviyorsunuz. Sadece emir almayı sevmiyorum. Aksiliğe bakın, ben de emir vermeyi severim. Demek ki anlaşamayacağız. Tam tersi, çok iyi anlaşacağız. Dümeni tutalım. Çünkü her emrim iyiliğiniz, her tersliğim yükselmeniz için olacak. Yıldızlık yolunda belki çok kabalıklarıma katlanacaksınız. Sanki tekliflerinizi kabul etmişim gibi konuşuyorsunuz. Edeceğinizden eminim de ondan. Ya size hayır dersem? Diyemeyeceksiniz. Niye? Kendi çıkarınız için de ondan. Çok şaşırtıcısınız. Sizi anlayamıyorum. Anlamanıza lüzum yok. Beni dinleyin kafi. Gazinoculuk casusluk gibidir Gülay Hanım. Onun için tenhalarda konuşuyorum sizinle. Reşat'tan korktuğunuz için mi? Aksine, onlar benden korkar. Kuzum, siz gazinocu musunuz, gangster mi? Sadece başarıyı seven bir deli. İnsan işinde ya kral olmalı ya da o işi bırakmalı. Çok harissiniz. İhtiraslı insanları severim. Ben kendimi tanıttım, şimdi sıra sizde. Ben bir meşhulüm. Belki çok zenginimdir, belki fakir. Benimle alay mı ediyorsunuz? Meraklandırmak istiyorum. Sebep? Merak ilginin ilk adımı olduğu için. Sizin sesinizle zaten ilgiliyim. Ama gazinonuzda kullanacağınız bir şarkıcı olarak. Yetmez mi? Önce benimle ilgilenilmesini isterim. Kim olduğum bilinmeden, sadece göründüğüm kadarıyla. Göründüğünüz kadarıyla nefes kesicisiniz. Erkeklerin ilgisine doymuş olmanız lazım. Hiç de göründüğü gibi değil. Aksine çok açım. Peki benim gibi haris bir erkekten ne gibi ilgi bekleyebilirsiniz? Şimdilik ben de bilmiyorum. Zaten şaşkınım. Daha doğrusu hasta. Ruh hastası. Çok sıhhatli görünüyorsunuz. 4 yıllık bir uykudan uyanmış gibiyim. Sesiniz güzel. Kendiniz şahanesiniz. Bir gazinocu olarak bunlar bana yeter. Şaşkın ya da uykulu olmanız fark etmez. Benimle çalışmak için her şeye razısınız demek. Evet. Öyleyse bu gece birlikte dolaşalım. Ama beni hafif bir kız sanmıyorsunuz ya. Sizin sadece sesinizle meşgulüm, yoksa başka bir tarafınızla değil. Bu bir kızla ilk gezmeniz. Gece hayatını sevmem. Ya çapkınlığı? Yükselmek isteyenlerin kadınlara pek vakti olmaz. Şuna kısacası karıma aşığım deseniz olmaz mı? Aşkı hiç tanımadım, hatta düşünmedim bile.
Aşk düşünülmez, çarpar. Öyleyse Tanrı beni korudu diyelim. Peki, ya size aşık olurlarsa? Başka kapıyı çalmalarını söylerim. En iyisi büyük laf etmemek. Ben de İstanbul'a gelirken kalbim bomboş kalacak sanıyordum. Ama birden... Birden ne oldu? Hiç, hiçbir şey. Sarhoşum galiba. Beni merak etme, Melahatler'de oyun var. Sabah uyandırma, çok yorgunum. Teşekkür ederim karıcığım, beni ne kadar da düşünüyorsun. Her şeyi daha iyi düşündüm Murat. Ayrılık kararımda haklıymışım. İstanbul ölü ruhuma can verdi. Bugün damarlarımdaki kanın tekrar ısındığını hissettim. Sen iyi insansın, bulunmaz insansın Murat. Belki başkaları için ideal bir koca. Ama dünyalarımız ayrı Murat. Hele bugün, gözlerim açıldıktan sonra yıllarca beklesek gene de mutlu olamayacağımızı anladım. Zaman hiçbir şey değiştirmeyecek, bize vakit kaybettirmekten başka. Ben İzmir'e dönmeden beni İstanbul'da aramayacağını biliyorum. Gururun peşinde bir polis hapisi gibi dolaşmana mani. Parlak zekandan da bu işin sonu geldiğini anlamasını dilerim. Sevgiler. Kahveleyi imzalamadık ama kadının beynine iyice girdim. Gülay Hanım'la bugün de buluşacağız. Merak etme Azmi. Yarın sanırım her şey tamamdır. Tamam. Hoşça kal. Bütün piyasa yeni şarkıcıyı merak ediyor. Elin sürtüklerini fazla büyütüyorsunuz. Senin sürtük dediklerin sayesinde kazanıyoruz Gül. Aman ne mühim iş. Küçümsediğin iş babanın da mesleğiydi Gül. Ben biraz da babanın vasiyetini düşünerek çırpınıyorum. Bana katlandığın gibi mi? Onun cevabını kendin ver. Kadın gene alkole verdi kendini, iyice kaçırdı keçileri. Ortağımsın ama korktum senden. Hayatlarına fena merak saldım. Söndüreceğin hayatı iyi bileceksin. Ben sabırlıyım Kenan, gerekirse 100 yıl beklerim. Sonra tak sokarsın. Hem de akrep gibi. Başım dönüyor, hem de fena dönüyor. Öyleyse içkiye paydos. Neden? Yıldızımı sarhoşluktan kurtarmak için. Başımı döndüren içki değil, bir çift büyüleyici göz. Okyanuslar kadar derin. Bazen bir gün batımı kadar sakin, bazen şelaleler kadar hırçın. Bütün bunlar benim gözlerimde mi? Evet, sarhoş edici gözlerinde. Ne yazık ki gözlerimi çıkarıp atamam. Kullanmak mecburiyetindeyim. Atmanı değil, bakmanı istiyorum zaten. Beni şaşırtmanı, beni daha da sarhoş etmeni. Güzel his bunlar, acama güzel. Gözlerinin 7 renginde kaybolan mutluluğumu bulur gibiyim. Dün gece hep seni düşündüm. Evli olduğumu da düşünseydin. Evliliğini de düşündüm. Evliliğini ve talihsizliğini. Yıllar önce sevebileceğim bir erkek çıktı karşıma. Mesleği girdi aramıza. Yıkıldım, boğuluyordum. Bir ikinci kurtuluş ışığı parladı. Onu da evlilik gölgeledi. Şimdi sonu olmayan bir rüyada gibiyim. Belki de başlamadan bitecek bir rüyada. Bütün rüyalar biter uyanınca. Ben uyanmak istemiyorum. Ben sevmek, deliler gibi sevilmek istiyorum. Sakın yılışık, önüne gelen erkeğe yapışan basit bir kadın sanma. Ben insan sarrafıyımdır Gülay. Asil ve yürekli bir kız olmasaydın, hislerini gizler numara yapardın, ters oynardın. Seni anlıyorum. Ama inan çalışmaya başlayalım, işinin heyecanı bu hislerini unutturacak. Sanmıyorum. Bunlar normal bir his değil ki. Gururumu, kendimi bile unutturacak delice hisler. Parlak yıldızıma iyi geceler. Lütfen açar mısın? Artık müsaade isteyebilir miyim? Ufak bir hediye hazırladım içeride. Herhalde kırmazsın beni. Yıldızımın arzuları emirdir. Yıldızın olarak değil, bir kadın olarak rica ediyorum. Buyurun.
Babam avantürye bir adamdı. Genç yaşında öldü. Ondan kalan tek hatıra bu saat. Bugün senin için arkasına bir şeyler yazdırdım. Teşekkür ederim. Açıp okumayacak mısın? Hayatımın tek erkeğine. Evet. Hayatımı dolduracak tek erkek sensin. Sarıl bana Hakan. Kollarına al beni. Sabaha kadar bir rüya aleminde yaşayalım. Hayır yavrum. Düşün. Sonra... Bütün sonralar kahrolsun. Yalnız şu an anlandım. Sonra ölsem de üzülmem. Göreceksiniz Gülay Hanım, bu mukabele şansınızı arttıracak. Bizi Hakan'la daha yakınlaştıracağı için imzalıyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Dün akşamki hesabı rica ediyorum. Hemen hazırlatayım efendim. Dün geceki sarhoşluğumuzu unutmak istiyorum. İkimizin de iyiliği için. Yanında bulunayım da her şeye razıyım. Sadece gölgende yaşamaya bile. Sen kendin bir ışıksın Gülay. Gölgeler korkutmasın seni. Cesur olacağım, göreceksin. İnanıyorum Gülay. Evet. Beni bu kıyafette görünce şaşırdın değil mi? Eskiden basketbol oynardım. Yanımdaki kardeşimdir. Şimdi İzmir'de. Hayatta en çok sevdiğim insan. Ben de hayatta rastladığın en şanssız kız. Kardeşimi kıskanmak yok. Tanısan sen de çok seversin eminim. Ben ne yapacağını bilemeyen bir zavallıyım aslında. Talihin alay ettiği biri. Böylesine güzel olmak en büyük talihtir. İşe yaramadıktan sonra, neyse çıkalım, hava almak istiyorum. Yoo, önce faaliyete geçmemiz gerek, saniye kaybetmeye gelmez. Azmi Bey! Buyurun efendim. Bana 100.000 liralık bir avans çeki getirin. Sonra da bestekar Metin Büke'yi bulun. Senin için en güzel besteleri yaptıracağım. Derhal fotoğraf stüdyosundan randevu alın. Başüstüne efendim. Garip yolcuyum hayat yolunda. Yolunu kaybetmiş perişanım ben. Bir garip yolcuyum hayat yolunda. Yolunu kaybetmiş perişanım ben. Mecnun misali gurbet ellerde. Ümitsiz sevgilin kurbanıyım ben. Mecnun misali gurbet ellerde. Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Yalan dünya, her şey bomboş. Kancısı hoş, yalnızca hoş. Yalan dünya, her şey bomboş. Kancısı hoş, yalnızca hoş.
gibi sanki geçti seneler. Ümidim kaybolmuş, perişanım ben. Bir gün gibi sanki geçti seneler. Ümidim kayboldu, perişanım ben. Alın yazılmış hayat yolunda. Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Alın yazılmış hayat yolunda. Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Plağın bir haftada 20.000 sattı. Altın plağa doğru ilerliyoruz. Sonra platin plak, pek yakında da altın taç. Her şeyi, her şeyi sana borçluyum Hakan. Bana benliğimi kazandırdın. Sana bütün güzellikleri kazandıracağım. Savaş öylesine mükemmel gidiyor ki, rakiplerim panik içindeler. Rakiplerin korkutuyor beni. Gazinocu Kenan'la ortağı Reşat sana karşı birleşmişler. Tehdit telefonları, imzasız mektuplar. Alçaklık mı? Düpedüz sabotaj! Sen de sabotaj yapıldığından eminsin değil mi? Tabii, şu resimlere bakın, belli sabotaj olduğu. Zarar ne kadar acaba? 3 milyon. Sigortadan alırım ama gemi 4 ay çalışamaz. Oflu Rüstem'in işi bu. Petrol nakliyatının ihalesini kapmak için en büyük gemimize sabotaj yaptı. Ne yapmayı düşünüyorsun? Derhal İstanbul'a gidip 30 milyonluk bir tazminat davası açacağım. İstanbul'da Hakan Bey'in adresine şu telgrafı yollayın. Cuma sabahı 8.30 uçağıyla İstanbul'dayım, Murat. Saffet tazminat davası açacakmış. İşe alamaz. Yalnız davayı avukat Murat Salman üzerine almış. Ne zaman geliyormuş bu adam? Yarın sabah. Söyle çocuklara, icabına baksınlar hemen. Tamam abi. Hayırsız seni, koca hayırsız! Aslanım! 3 aydır mektup yazmadın bana. Sitem etme, yazacaklarımla seni üzmek istemedim. İnsan 2 satır olsun yazar ya. Ne oldu sana böyle? Neden değiştin? Uzun hikaye, mektupla anlatılmazdı. Evliliğin... iyi gitmedi mi yoksa? Evet, ayrı yaşıyoruz artık. Neden bu kadar üzgünsün, çok mu seviyorsun onu? Çılgınlar gibi, kan kustum, kimseye belli etmedim. Hala da kendime gelemedim. Beyefendi, bavulunuz. Murat! Murat! Kan gruplarının aynı olması büyük şans. Kanınız hayatını kurtardı arkadaşınızın. Vakit geldi efendim. Kapıları açalım.
Hayır. Bu gece gazino kapalı, yarın gece de kapalı. Ama her şey hazır. Kapalı dedim, kapalı kalacak. Yüzüme bakmayacak mısın? Kahpe! Senden tiksinmem için şeytan yüzünü görmeme lüzum yok! Hakaret etmeden önce beni dinle Hakan! Neyi dinleyeyim? Yalanlarını mı? Sana hiçbir zaman yalan söylemedim! Ama susman daha iblisçi oldu! Susmakla beni kahredici bir utanç cehennemine attın! Kocanın en yakın arkadaşı olduğumu bildiğin halde teslim oldun bana! O zaman bilmiyordum! Ya fotoğraflarımızı görünce? O zaman da çok geçti artık, ben de şaşırdım, korktum! Anla beni Hakan! Feci bir şey oldu, ne yapabilirdim? Sen suçlusun! Bütün suçum seni sevmek! Sevmek ha? Sus da kutsal bir kelime kirli ağzında lekelenmesin! Benim için tek kutsal şey sensin Hakan! Ben kötülük etmedim! Murat'a yazdım! Bitti bu iş! Beni bırak artık dedim, vicdanım rahat! Olmayan vicdanın mı? Kötülük vicdanımda değil, kaderimde! Kaderimizde Hakan! Kötülük bizi yasak bir aşkın batağına iten acı tesadüflerde! Belki ama gerçeği söyleseydin! Olan olmuştu bir kere! Söylesem ne değişirdi? Hem seni tanıdıktan sonra seni kaybetmenin korkusu nedir bilir misin? Bildiğim tek şey suratına tükürülecek bir kadın olduğun. Hayır Hakan! Ben aslında evli saymıyordum kendimi. İstanbul'a Murat'tan boşanmak, kendime yeni bir dünya kurmak için kaçmıştım. Kirli bir dünya yaratmak için benden uzak ol, hayla beni bir daha görme, unut! Elimde mi unutmak? Sana hediye ettiğim saatin arkasına hayatımın erkeği diye yazdırmıştım. Her soluğumda sen varken nasıl unutabilirim seni? Son nefesimde bile! Bu benim son görüşün olsun! Bir daha karşıma çıkarsan öldürürüm seni, anlıyor musun? Öldürürüm! Seninki döndü abi! Kim? Gülay! Bir şişe viskiyle odasına kapandı. Sen burada bekle Kenan, ben bakarım. Geri döndüm. Ona hediye ettiğim saatimi de geri aldım. Sana söylemiştim. Hakan mikrobundan hayır gelmez diye. Peki, aranızdaki istiva ne olacak? Hı? Bütün bağlarımız koptu, mukaveleyi de yırtıyorum bak. Gel buraya! Buyurun efendim! Ali'ye söyle, hemen benim odama gelsin! Başlayın efendim! Beni istemişsin patron! Bir parmak hareketiyle 50.000 lira kazanmak ister misin? Kim istemez patron? Nasıl olacak bu iş? Parmağın bir tetik çekecek ve biri ölecek! Kim? Sevgili ortağım, Kenan! Kenan mı? Evet, Kenan! Hakan'ın eski düşmanı, rakibi ve şimdi de komşusu! Kenan esrarengiz bir cinayete kurban giderse, katil de Hakan'ın elbiselerini giymişse, bir de böyle kıymetli suç delili cinayet yerinde bırakılmış. Yaşa be patron, bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Kenan mezara, Hakan da hapishaneye. Aha anneciğim! Canım yavrum, bu akşam bambaşka olmak istiyorum. Senin yüzünden onu çok ihmal ettim. Babamı çok seviyorsun, değil mi anne? Baban sevilecek insandır yavrum. Babam neden hala gelmiyor? Saat 10 oldu. Belki işi bitmemiştir yavrum. Uykun geldiyse sen yat. Babacığımı görmeden yatmam. Hadi anneciğim, ne olursun balkonda bekleyelim onu. Olur yavrum, peki. Aa, bak anne, babamın sevmediği adam geldi.
parası var değil mi anne? Evet kızım. Baba, babacığım geliyor. Neden karşı köşke gidiyor? Bilmem kızım. Belki de baban değildi. Babam o. Babacığımı tanımaz mıyım uzaktan? Anneciğim, babam ne yapıyor, ne yapıyor? Komşuyu mu öldürdü? Gel içeri girelim yavrum. Hanımefendi, gidebilir miyiz? Ne olduğunu gördünüz mü? Bir şey görmedik biz. Geç oldu, hadi git sen. Peki efendim. Çok korkuyorum. Yavrum benim, biricik yavrum. Hiçbir şey görmedim, hiçbir şey duymadım. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Anlıyorum anneciğim. Babamı görmedim, tabanca sesini işitmedim. Beni seviyorsan kimseye bir şey söylemeyeceğine söz ver. Söz anneciğim. Hadi gel seni yatırayım. Hayır, çok korkuyorum. Yattınız sandım. Kapıyı onun için çalmadım. Anneciğim! Ah! Sahi bugün doğum günümdü. Nice mutlu yıllara gül yeşim. İşlerimin çokluğundan doğum günümü unuttum. Çok özür dilerim. Geç kalmakla sizin de keyfinizi kaçırdım. İşler kızıştı da. Neden öyle bakıyorsunuz bana? Nen var yavrum? Nesi var yeşimin? Yoruldu herhalde. Uykusu geldi. Ben onu yatırayım. Ben savcıyım. Evin beyiyle hanımı buradalar mı? Yalnız hanım burada. Biraz görüşmek istiyorum. Şöyle buyurun efendim. Buyurun efendim. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Savcılığımız, karşı köşteki cinayet hakkında tahkikat yapıyor. Bu konuda bildiklerinizi anlatır mısınız? Hiçbir şey bilmiyorum. Ne zaman olmuş? Dün gece 10 ile 11 arası. Komşunuz silahla öldürülmüş. Erken yattım ben. Kocam da biraz sonra geldi. Onun için bir şey duymadık. Kocanız da mı duymadı? Bilmem, pek sanmıyorum. Kendisi nerede? Sabah işin erken gitti. Adınız ne sizin? Ayşe. Sen dün gece neredeydin Ayşe? Şey efendim. Müsaadenizle. Söyle, çekinme, açık konuş. Evden geç çıktım. Beyin gelmesini bekliyorduk. Evet, devam et, sonra. Sonra mı? Şey, hanım çocuğuyla balkondaydı. Yanlarına izin istemeye gittiğim sırada oldu cinayet. Öyleyse sizin de duymuş olmanız lazımdı. Bilmiyoruz. Biz bir şey görmedik. Bir dakika. Öldürülen gazinocu Kenan, kocanızın rakibiymiş. Ne diyorsunuz? Ben kocamın işlerine karışmam efendim. Pekala, şimdilik evinizden ayrılmayın. Cinayet suçundan sanıksınız. Kendinizi savunmayacak mısınız? Söyleyeceklerimi söyledim. Suçsuzum. Bu cinayette hiçbir ilgim yok. Durum, maktulle olan düşmanlığınız, deliller hep aleyhinize. Ayrıca cinayeti işlerken de görmüşler sizi. Nasıl olur? İmkansız bu. Ben cinayet falan işlemedim. Oturun lütfen. Ama rüya gördülerse bir şey söyleyemem. Gördüklerinin rüya olup olmadığını kendilerine sorun isterseniz. Gül, yeşim, yavrum benim. Karımla kızımı çağırmak nezaketini gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Yanlışlığın düzelmesi için görgü şahitlerini bekliyoruz. Yanıldıkları anlaşılınca herhalde sizinle beraber çıkabilirim.
Şahitlerin gelmesi uzun sürmez inşallah. Görgü şahitleri yanınızda. Bana iftira atmak için yanlış kişiler seçmişsiniz. İftirayla işimiz yok Hakan Bey. Gördüklerini söyleyecekler o kadar. Beyefendiye benim katil olmadığımı söylemek için ne bekliyorsunuz? Gül, konuşsana. Biz bir şey görmedik efendim. Ama hizmetçiniz aksini iddia ediyor. Ayrıca doğruları gizlemek, kocanızı daha zor duruma sokmaktan başka bir işe yaramaz. Kocam şerefli bir insandır beyefendi. Kocanızın şerefini değil, gördüklerinizi anlatmanız için çağrıldınız. Sen konuş bakalım Cici Hanım, o gece neler oldu? Korkma yavrum, anlat gördüklerini. Nasıl olsa suçsuzum ben. Anlat ki temize çıkayım. Neden susuyorsunuz? Susmakla beni suçlu duruma düşürdüğünüzü anlamıyor musunuz? Sen anlat yavrum, söyle. Babanın suçsuz olduğunu söyle. İnanırlar belki senin temiz kalbine. Beyefendiyi götürebilirsiniz. Yazıyor, gazinocunun teklif edildiğini yazıyor. Versene bir tane yavrum. Olmaz böyle şey! Hakan insan öldüremez! Hareket etmeyin Murat Bey, sakin olun. Henüz iyileşmediniz. En sevdiğim insan zor durumdayken nasıl sakin olabilirim? Elbiselerimi getirin, onu görmem lazım. Arkadaşlığa saygım vardır ama yaranızın dikişleri daha kapanmadı. Sonra kalbinizi düşünün, çılgınlık mı yaptığınız? Hayır doktor, çılgınlık değil. Hayatımı zaten ona borçluyum. Lütfen elbiselerimi getirsinler. Ama sen kurtulacaksın. Bu biraz zor, zor. Zor kelimesi ne senin lügatında, ne de benim karakterimde vardır. İnan buradan çıkaracağım seni. Katil olmadığıma inanıyorsun öyleyse. İnanmak değil, eminim. Sen kimseyi öldüremezsin. Sen yapıcı, sen kurtarıcı bir insansın. Şimdi de seni kurtarmak bana düşüyor, bana. Yani beni sen mi müdafaa edeceksin? Herhalde bir başka avukat düşünmüyorsun. Hiçbir avukat düşünmüyorum. Hiçbir şey. Kurtulmayı bile. En iyisi vazgeç bu davadan. Neden? Kaybedeceğin için. Bugüne kadar en zor davaları bile kazandım. Hem bırakalım bu boş lafları da bana durumu anlat. Anlatacak bir şeyim yok. Karınla kızın cinayet işlerken görmüşler seni. Söyle, nedir bu komedi? Bu konuda hiçbir şey sorma bana. Seni korumam için bazı şeyleri bilmem lazım. Karınla çocuğun yanlış görmüş olabilirler. Aradaki mesafe, gece, karanlık hep lehimize notlar. Ama maktulün elinde bulunan saat bizi müşkül durumda bırakabilir. Beni önce saat hakkında aydınlatman lazım. Söyleyecek bir şeyim yok diyorum. Saati karın mı almıştı? Hatırlamıyorum. Yani hatırlamak istemiyorsun. Belli ki geçici bir çapkınlık hatırası. Belki kadının adı karışmasın istiyorsun. Ama makul ol Hakan. Evli bir erkekle oynaşacak kadar havai bir kadın yüzünden kendini mahvedemezsin. Yeter artık, keselim bu bahsi. Kaderim neyse razıyım. Çünkü söyleyecek tek sözüm yok. Sen istemesen bile sana üç hayatlık borcum var. İki kere cesaretinle, üçüncüde kanınla kurtardın beni. Damarlarımda kanın dolaşırken seni yüzüstü bırakamam. Bırakmanı ben istiyorum. Eğer biraz olsun arkadaşımsan karışma bu davaya. Asıl arkadaşım, kardeşim olduğun için kurtaracağım seni. Ne pahasına olursa olsun kurtaracağım. Adalet! Gürültü kesilmezse salonu boşaltırım.
Söz müdafaanın, buyurun. Söz verdiğiniz halde ayağa kalkamadığım için özür dilerim. Yaralıyım. Aslında hastane yatağından kımıldanamayacak kadar ağır yaralıyım. Bu sebepten dolayı yüce mahkeme heyetinin beni mazur göreceğini umarım. Şurada, sanık iskemlesinde oturan insan olmasaydı, şu anda mezarda olmam gerekirdi. Çünkü kendisi insanları öldürmeyi değil, yaşatmayı iş edinmiş eşsiz bir kimsedir. Cinayet suçuyla bileklerine kelepçe vurulan birini sizlere eşsiz bir kurtarıcı olarak tanıtmaya kalkmam şaşırttı dinleyenleri. Haklılar. Çünkü şaşılacak, inanılmayacak bir durum karşısındayız. Sanık arkadaşımdır. En sevdiğim kardeşten bile üstün bir insan. Beni hasta yatağımdan fırlatan kuvvet, iyilik örneği bir dostumun katil damgası yemesi. Bu tüyler ürpertici yanlışlığın nedeniyle tanıklar yalan mı söylüyorlar? Hayır, asla. Bir insanın hayatını, ekmeğini, ruhunu bölüştüğü karısı, biricik kızı onu idama sürükleyecek bir iftiraya atamazlar. Şu halde ortada bir durum var demektir. O da yanılma olabilir. Gecenin zifiri karanlığında 50 metre ötedeki bir köşkte dolaşan insan kolaylıkla bir başkasına benzetilebilir. Hele kişilerin upuzun bir boy gibi değişik bir özelliği varsa. Gelelim ikinci delile. Olay yerinde bulunan saate. Sanık bu delil hakkında bize bilgi vermekten ısrarla çekiniyor. Mahkumiyeti, hatta ölümü pahasına susuyor. Hayatta bazen öylesine şeref meseleleri vardır ki erkek sıfatına layık kimseler buna ihanet etmektense servetlerini, hürriyetlerini kaybetmeyi, hatta ölmeyi tercih ederler. Biraz müsaadenizi rica ediyorum. Kurtarıyorum, tutun, gözetin! Bu herif kurtaracak galiba Hakan'ı. Anlaşıldı. Affedersiniz, bu puslayı avukata verir misiniz? Olur efendim. Şeref meselesi yaptığım kadının kendi karın olacağını düşünmedin mi? Sayın Başkanım, adaletin pençesinden kurtaramayacağı suçluyu savunmak için vekili gereksiz yere gayret sarf ediyor. Adalet yerini bulacaktır. Hayır, hayır, suçlu olan Hakan değil. Reşat Lali, onların tuzağına düşürüldü. Konuşmalarını duydum, ben şahidim, katil işte! Ah be! Murat, kendine gel. Hakan. Sus Murat. Yorma kendini. Biliyorum söyleyecekler. Sen alçağın birisin. Sen kardeşinin koynundan kadınını çalacak kadar vicdansızsın. Sen bir namussuz hırsızsın. Sen yalancı, sen yüzüne bakılmayacak birisin diyeceksin. Ama inan ki uğursuz bir kazaydı o iş. Ölümden, ölümlerden bin beter kötü bir aslandı. Bilmiyordum inan. İnanıyorum bilmediğine. Sen benim için hala o altın kalpli arkadaşsın. Ama bana söylemeliydin. Kendi mahkumiyetini, ölümünü bile göze alıp susmayacaktın mahkemede. Senin gururunu kıracak bir itirafla kurtulmaktansa ölmeyi tercih ederim. Hakan. Deli Hakan, yürekli Hakan'ım benim kardeşim. Affettin mi beni? Seni hiç suçlamadım ki zaten. Sana kırılabilir miyim hiç? Gerçekten kabahatli olsam bile... Sus yeter! Biz başaramadık Hakan. Asıl suç bendeydi. Ailem de iyiydi, dürüsttü, mertti, talihsizdi. Senin karın da öyle. Onu ihmal etme, ilgilen. O zaman istediğin kadını bulursun, mutlu olursun. Mutlu olursun Hakan, benim için, aile için. Murat! Murat! Murat!
Kardeşim benim! Murat! Bırakın! Bırakın! Kardeşimi götüremezsiniz! Bırakın!